burası, bu mahalle gerçekten hayatımda daha önce benzerini bile görmediğim bir yer oldu. Kadınlar işte bu şekilde çalışıyorlar. Genellikle erkekler çöpleri toplama işini yapıyor. Kadınlar ve çocuklarsa çöpleri ayrıştırıyor. Here too many cheating, too many thieves. I know every country has like this, but here the rating is good. Really? Türkiye, Türkiye. Here you have to be extremely careful. Okay, really? Okay. Extremely. Okay. Manav ve karşısındaki görüntüyü göster. Bak. Hey, go back. Ha? Selam. Her yer öyle bir çöp ki, öyle bir toz ki. Aa, köpeğe bak. Ya burası gerçekten kendine has, kendine özgü bir mahalle. Ama çok büyük bir mahalle. 70 binlik bir nüfusu var buranın, bu gecekondunun. Burada kadınlar da erkekler de ailece çöp toplayarak yaşıyorlar ve bunları geri dönüşüme sokuyorlar. Taksiyi ikna edebilirseniz giriyor ama çok ağır. Koku acayip ağır. Afrika'nın en büyük şehri unvanını Nijerya'nın başkenti Lagos'la birlikte paylaşan Mısır'ın başkenti Kahire'den herkese selamlar. Bugün bulunduğumuz şehrin nüfusu yaklaşık 25 milyon. Kayıt dışı burada yaşayanlarla birlikte. Yani yerlilere sorduğunuzda bu sayı 30 milyona kadar çıkabilir. Gerçek istatistiklere de baktığınızda 20 milyona yakın bir nüfusu var buranın. Ama manyak, kaotik bir şehir ve dehşet bir kaos var. Şu anda Afrika kıtasının onda birini kapsayan ve 11 ülkeden geçen Nil Nehri'nin üzerindeyiz. Şöyle Nil Nehri'ni görebilirsiniz. Nil Nehri devasa bir nehir. Büyük bir körfez gibi. Manyak bir hali var ya. O kadar büyük ki Afrika kıtasına tam 11 şehrin üzerinden geçiyor burası. Şurada şu ufak teknelerden birini atlasak buradan binip Uganda'dan çıkabiliriz yani. Öyle bir nehirdeyiz şu anda. Şu anda üzerinde bulunduğumuz nehrin ismi Nil. Dünyanın en uzun ikinci nehri. Afrika kıtasında tam 11 şehrin üzerinden geçiyor. Ve mesela burada bir tekneye atladık. Alican gösterebilirsin abi tekneleri. Şunlardan birine atladık atıyorum. Buradan binip Uganda'dan çıkabiliriz. Öyle manyak bir nehrin üzerindeyiz şu anda. Ve bunun yanında Nil Nehri öyle bir nehir ki bugüne kadar bütün uygarlıklara resmen ev sahipliği yapmış. Şimdi biz şurada Cafe Italia diye bir yer var. Buraya oturacağız. What is this? Tamiye. Tamiye. Falafel galiba. Falafel. Falafel. Okey. Evet. Okey. Tatsan onu. Ya yok abi ya. Tatılacak gibi değil. Eller fena ya. Burası bayağı yerel bir yer ya. Selamünaleyküm. Full with tahini. Patatesler de burada. Selamünaleyküm brother. Potato. Patates. 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 Tertemiz. Evet. Buradan. Patates. Güzel. Eller de öyle. Aynen öyle. Oldukça. Yüzler gülüyor ama. Şekilde. Evet, yüzler gülüyor. Ekmekler de burada. Üzerinde ufak ufak susamlar var. Bütün sokak seferber oldu şimdi. Bir dakika. Oo, nice. Selam aleyküm. How are you? All good? Hoş bulduk. Mert, müzik var. Burada 4 kişi fırında çalışıyorlar ve şu ekmekleri yapıyorlar. This, this. Okay. Arkadaki 4 arkadaşın yaptığı hamurlar da burada şu şekilde pofuduk ekmek olarak çıkıyor. Kopsi masri. Kopri masri. Kops. Kops diyorlar buna. Oo. Burada da en son sokakta bu şekilde satışa sunuluyor. Şimdi biz şurada Cafe Italia diye bir yer var. Buraya oturacağız. Şimdi az önce gösterdiğiniz şu iki dükkanda yemekleri yapıyorlar. Hem buradan ekmek çıkıyor. Buradan da full dedikleri Mısır'a özgü bir yiyecek gelecek şimdi bize. Şimdi Mısır'a özgü full dedikleri yiyecek geldi. Şöyle. Bunun içinde fasulye parçaları var. Fasulyenin üzerinde de tahin var. Burada domatesler, patates kızartması, hops dedikleri ekmek. Böyle pofuduk. Bir de şurada falafel var. Ama bu Mısır'a özgü bir falafel.
Çok lezzetli. Hiç hoşuma gitmemiş görüntüsü de. Bunu şu şekilde yiyoruz. Böyle içine bu şekilde dolduruyorsun. Yani ölüp bitmedim bu lezzet için ama iyi. Şükran. O neydi ya? Kartonu mu satıyor? Ayakkabı oluyor. Forty abi. Forty 1 dolar yapmıyor. 1 dolar yapmıyor. Şu anda parayı nasıl bozdurduğunuza bağlı olarak değişiyor bu fiyatlar. Eğer dışarıdan bozduruyorsanız, kara borsadan yani, bu fiyatlar 1 dolar 48 pound ediyor. Ama eğer resmi olarak döviz bürosunda bozduruyorsanız 1 dolar şu anda 30 Mısır poundu yapıyor. Türk lirasıyla şu an kafa kafaya. Şu an mesela 40 pound tuttu. 40 lira yani işte bu. Çok komple iyi rakam ama ya. Hayatımda gördüğüm açık ara, bugüne kadar gördüğüm en ucuz ülke burası. Ve vizesiz olduğunun altını bir daha çizelim Mısır'ın. Evet. Çizdik. Bugün bu videonun konusu çöp şehir. Burada Garbage City diyorlar. Çok büyük bir gecekondu mahallesi ve bu mahallede Hristiyan Kıptiler yaşıyor. Ve bu insanlar orada çöpleri toplayarak ve ayrıştırarak, geri dönüşüme sokarak hayatlarını kazanıyorlar. Bugün çok ilginç bir yere gidiyoruz bu yüzden. Şimdi sorabilirsiniz, neden Şarm el-Şeyh, Hurgada, denizler, kum, sahil, güneş veya burada bir Mısır müzesini gezmiyorsunuz diye. Zaten bu kanalı en başından beri diğer kanallardan ayıran içeriklerin farklılığı. Yani siz Google'a yazdığınızda bu çöp şehir belki 1-2 fotoğraf, belki 1-2 video bulursunuz ama Türkçe tek bir içerik bile YouTube'da mesela yok. O yüzden bu kanalı özel yapan zaten bu tür içerikleri dışarıda bulamayacak olmanız. Yoksa zaten Google'a yazdığınızda Mısır Müzesi'ni de görebilirsiniz, buradaki antik yapıları da görebilirsiniz. Tarihini de baştan sona benim anlatabileceğimin 100 katı daha iyi bir şekilde özümseyebilirsiniz. Bugün çektiğimiz içerik yani çöp mahallesini ne bir turda görebilirsiniz ne de YouTube'a Google'a yazdığınızda Türkçe olarak karşınıza çıkar. Belki bundan sonra çıkacaktır ama en azından İlk video bu olsun. Şimdi Kahire'den ayrılıyoruz ve şehir merkezinin bayağı dışına çıkacağız. Ve orada artık neler göreceğimizi ben de bilmiyorum. Bizim de ilk gidişimiz olacak. Hep beraber bu çöpten geçinen insanları, çöpün içinde yaşayan insanları göreceğiz. Hadi geçelim o zaman artık o tarafa doğru. Şimdi Kahire'nin en ikonik meydanlarından birine geldik. Buraya gelme sebebimiz burayı görmek değil, artık şuradan bir taksi yakalayabilmek ve gecekondu mahallesine, bu videonun konusu olan çöp şehre gidebilmek. Bu arada arkada gördüğünüz de Mısır bayrağı. Dediğim gibi çok ikonik bir yerdeyiz şu anda. Taksi bakalım artık şuradan. Abi taksiden önce şu sim kartı halledelim artık. Ben akşam hallettim o işi. Allah Allah, nasıl ya? Air Alo, duydun mu? Ne alo? Air Alo. Air Alo. Evet. Ne o abi? Elektronik sim olarak geçiyor. Aha. Dünyanın 200'den fazla ülkesinde geçerli. Google Play Store veya Apple Store'dan indirebiliyorsun. Uygulamayı ücretsiz şekilde indiriyorsun ve herhangi bir dükkana gidip de buradaki bir telekomünikasyon şirketinden sim kartı almak zorunda kalmıyorsun. Abi bu çok iyi bir şey. Özellikle bizim gibi gezen insanlar için o zaman dünyanın her yerinde sim kartın cebinde yani. Kesinlikle. Bak abi, hatta göstereceğim buradan. Air Alo, buna giriyoruz uygulamaya. Ve burada ülkeler çıkıyor bak. 200'den fazla ülke var. Buraya mesela Mısır yazdık mı? Bak 1 GB geçerliliği 7 gün ve 7 dolar. Buradan satın alabiliyorsun. Oldukça da uygun fiyatlar yani. Evet, fiyatlar da uygun. Detayları da oku diye aşağıda açıklamalara bırakıyorum. Travel vlog. On YouTube. Yes. Yeah. You are rich people. We're not yet. İnşallah we one hope. Day. İnşallah. Yes. Yeah. Did you enjoy Cairo? It's really nice. Yeah, really nice. There are like something not natural or something not... What you mean? I mean in the cloud, something in the people, something in their soul. Did you eat kawara? Not yet. You have to try it. Okay. You know the cow. Ah, okay. Yeah, we have the similar dish in Turkey. Yeah. We eat brain. Yes. In the morning, breakfast. You have to. Yeah. Charge you here too many cheating, too many thieves here. I know every country has like this, but here the rating is good. Really? So we should be careful. More than careful. Not more like than careful. If you go like to Italy, you would be careful. If you go to Saudi, to America, you would be careful. Uh-huh. But here, you have to be extremely careful. Okay. Really? Okay. Extremely. Okay. We didn't see yet. I hope we won't see. Yeah, I hope. It's nice. We enjoy. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Trafiğin şu an ortasındayız. Buradan böyle geçiyorsun yani. Başka türlü karşıdan karşıya geçme şansın yok. Bak adama. Haydi. Şu öndeki araç mesela bizimle birlikte şöyle çöp şehre gidiyor. Oo. Çok acayip bir koku bu ya. Manyak bir yere geldik.
manyak bir yere geldik. Ben hayatımda böyle bir yer görmedim. Hiç abartmıyorum. Yani az önce taksiyle geçtik buradan. En sonuna kadar taksiyle geldik. Taksici fazla girmek istemedi buraya. Bıraktı bizi. Biz şimdi buradan bütün mahallenin içine gireceğiz. Burası, sürekli de bunu tekrarlamak istemiyorum ama çok tehlikeli bilinen bir mahalle şu anda Kahire'de. Zaten içeri girdiğimizde siz de ambiyanstan anlayacaksınız. Ben bir şey söyleyeyim mi? Burayı tarif etmeye bence gerek yok ya bu videoda. Şu ana kadarki gördüklerim bence insanlar görünce nasıl bir yer olduğunu çok iyi anlayacak abi. Doğru diyorsun. Şu anda bayağı şehrin içine giriyoruz. Yani girişi burada yaptık. Çok acayip manzaralar gördük taksiyle buraya gelirken. Daha neler göreceğiz hiçbir fikrim yok ama manzaralar inanılmaz. Ve gerçekten hızlıca çekip çıkabiliriz buradan. Biraz çok öyle bir hava var burada. İyi hissettiriyor yani burası ya. Bilim kurgu filmi gibi. Bak şurayı yukarıya çeker misin? Manyak bir yer lan burası. Ben böyle bir şey muadilini veya buna yakın bir şey bile görmedim ya hayatımda. İnanılmaz bir şey. Bu arada selamun aleyküm. Oğlum bırak kaç kafana. Bak yukarıdan çöp indiriyorlar. Çok acayip bir yer ya. Bu arada burada kıyafetlerinden de belki anlayabilirsiniz. Rengarenk giyiniyorlar. Ve buradaki insanlar %90 kadarı Hristiyan. Hristiyan Kıptiler. Bak mesela duvarları çekebilirsin. Duvarlarda hep şu şekilde Hristiyanlığa ait figürler, yazılar falan var. O yüzden ekstradan da acayip bir yerdeyiz. Yani Mısır için ilgi çekici bir yer. Ama ben burayı bu şekilde hiç beklemiyordum. Mesela şuradan bir giriş yapalım mahalleye. Dikkat. Çok ilginç bir yer ya. Abi şimdi buranın olayından ben kısaca bahsedeyim. Buraya evet çöp şehir diyorlar. Selam aleyküm. Selam. Selam aleyküm. How are you? How are you? Yes, good. Okay. Yani buraya sadece tuktuklar ve artık taksiyi ikna edebilirseniz giriyor ama yani görüyorsunuz insanlar çöp topluyor ve bu insanlar çöp toplayarak yaşıyorlar. Bak yukarı abi. Ya umarım zaman yeter, her yeri gösterebiliriz hiçbir şey olmadan. Çok büyük bir mahalle. Çok büyük bir alan. Aşırı büyük, aşırı büyük. Yani mahalle gerçekten yetersiz kalabilir. Evet. Çok geniş bir alan yani, bölge burası. Buraya zamanla Müslümanlar da yerleşmeye başlamış ama mahallenin asıl kitlesi Hristiyan burada. Tamam. O kadar ağır bir koku var ki, daha zaten bu mahalleye girmeden biraz daha uzaktan bile bu kokuları almaya başlıyorsunuz. İlginç bir... Baksana içeri. Çocuklar burada büyüyor ya, çok acayip. Şeker verelim ya. Nasıl şeker falan aldık, şeker verelim ya çocuklara. Şeker, şeker. Şeker, al. Al. Heh. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Şeker, şeker. Eyva, okey. Bas. Thank you. Thank you. Ah, they say thank you. Okay. Bu arada yanımızda Muhammed diye biri bize katıldı. Kendisi mahalleden. Muhammed, right? Yes. Okay. Nice to meet you again. How are you? Fine. You're from Egypt also. Yes. Muhammed de şu anda bizimle birlikte mahalleye girer girmez bizim yabancı olduğumuzu gördü ve burada dedi ki tek başınıza yürümeyin. Yani sıkıntı olabilir dedi. O yüzden biz de gelmek istedi. Sağ olsun yani. Biz de tabii hayır demedik çünkü bilmiyoruz burayı. Aa, Muhammed'in gelmesi iyi oldu biraz. Kafa rahatlatacak evet, o. Evet, evet. Bak.
Bak haç var. Haccı görüyorsun. Arkada Hristiyan figürler. Yani Mısır'da Kahire'de böyle bir yer göreceğimi çok tahmin etmiyordum. Ya bak yine bir haç. Bakar mısın? Bak bak. En tepeye. Evet, evet, evet. Çok ilginç bak. Kule gibi yapmışlar apartmanın üstüne. Ve karşıda da var onlar. Bak herkes burada. Hello. Hello. Bak. He? Okay. Okay. What is he saying? Money miskitir. Money miskitir. La 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 halat. Gelin dokunmaya burada, başladılar arkada. Burada kadınlar da erkekler de ailece çöp toplayarak yaşıyorlar ve bunları geri dönüşüme sokuyorlar. İlginç bir bilgidir. Avrupa'da geri dönüşümde en iyi izleyen ülkelerin yapabildiğinin 4 katı kadar geri dönüşüm gerçekleşiyor burada. Yani bu mahallede bulunan çöpler aslında Kahire'nin bütün çöplüğü. Kahire şehrinin içinde 25 milyonun yaşadığı Kahire şehrinin bütün çöplüğü, bütün çöpleri buraya bırakılıyor. Ve bu insanlar da burada hayatlarını geçindirmeye çalışıyorlar. Tabii buradaki çöpleri, burada gördüğünüz bak mesela bu çöpleri falan ayrıştırması lazım birbirinden. Çünkü değerli şeyler de var içinde, değerli olmayanlar da var. Genellikle erkekler çöpleri toplama işini yapıyor. Kadınlar ve çocuklarsa çöpleri ayrıştırıyor. Bak, çok ilginç bak mahallede çok ciddi bir Hristiyanlık var. Bu bambaşka bir konu aslında burası için. Fazla bahsetmek istemiyorum bundan. Bu konuyu bölmek istemiyorum bugün. Okey, okey. Okey. Selam. Teker verelim. Bak, bu ayı bakıyor. Sizin. Walk. Very dangerous, yes. Really? Okay. Yo, şeker. Okay, okay. Gel. Okay, okay. Okay. Baba. Okay, you want... Mert. Your name? Amel. What's your name? Rafat. We are from Turkey. Türkiye. Samur Rahmar diye. Türkiye. No money but sugar. Sugar. Şeker. Bura. Hadi umurumu abdolmanı. Yes. Kadınlar işte bu şekilde çalışıyorlar. Okay. Bro. Children. Dur. Children. One. Selam. Abi Muhammed gerilince ben daha çok gerildim. So it's a bit dangerous area, that one. Okay. Maybe the other place. Ben çünkü onun yüzünü gördüm. We're put in the church. Oh, iyi geçti ha. Çok iyi geçti ha. Diğer tarafa doğru ilerleyelim biz. Hani Muhammed'in gerilmesi buralı olarak beni daha evet, çok gerdi. Beni, onun beni yüzünü de, görünce beni de bir çıkalım beni oldum beni yani. De gerdi. Orada dedi bizi bitirirler. Mısırlı Muhammed böyle diyorsa bir bildiği vardır. Evet. Çok fazla ismini vermeyelim artık da o da şey yapmasın. Ben gelmem derse gelmesin. Önemli değil. Okay, biz inelim. Burada sıkıntı yok. Yok. Ama bir tık şeker kurtardı ha orada. Çok ağır. Koku çok... acayip ağır. Sen ver bana. Sen devam et. Alican, iyi misin? Şimdi biraz daha aşağı doğru ineceğiz. Şöyle. Şimdi şuradan aşağıya doğru bir iniş yapalım. Bizim oğlan geliyor ya. Geliyor salakta. Tamam.
Evet, burada farklı bir kitle görüyorsunuz aslında. Mısır'da, Mısır genelinde, hatta Kahire'de, Mısır genelinde pek göremeyeceğiniz insanları görüyorsunuz burada. Çünkü yaşam biçimleri çok farklı. Müslümanlara göre de daha farklı yaşıyorlar buradaki. O yüzden bu mahalle kendi dinamikleri olan çok ilginç bir yer yani. Bu arada baksana. Acayip. Çok. Oralar. Hop. Market. Hayır, şöyle garip bir durum da var. Mesela bak, burada normal hayatına devam eden, burada iş dışında da yaşayan bir insan grubu var. Tabii bak, hatta şöyle söyleyeyim. Burada yaşayan 70 bin insan var. 70 bin? 70 binlik bir nüfusu var buranın, bu gecekondunun. Selamun aleyküm. How are you? Selam. We are from Turkey. Yes. İstanbul. İstanbul, yes. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Maybe later we come back. Later. Okay. Tamam. Şükran. Mahallenin berberi. Abi acayip bir kaos var burada. Şöyle şuradan geçelim. Bu tarafa mı gitsek? Ben de geleyim. Ya burada nereye gidersek gidelim farklı bir şaşırtıcı bir manzara çıkacak yani. İlginç. Selamun aleyküm. Bu çok ilginç bir deneyim oluyor ya. Çok acayip bir deneyim yaşıyoruz şu an. Yani ben çok farklı. Çok şaşırıyorum. Ya baksana mesela şu iki kadını mesela normal Kahire'nin herhangi bir sokağında da görebilirsin. Kesinlikle. Ya burada görünce insan oldukça şaşırıyor aslında. Ya burası gerçekten kendine has, kendine özgü bir mahalle ama çok büyük bir mahalle. İşin ilginci biz buradayız diye şaşıran çok insan olmadı. Şöyle geçelim. Ekmek yapıyorlar. Selamun aleyküm. Kaleb, what is this? Bread. Okay. Hello. What's that? Yeah. Alahli. No. Which one? No. No. Okay. Anlamadı. Fenerbahçe. Anlamadı. Fenerbahçeli. Okka burun estetik. Aa, köpeğe bak. Bulmuş yerini. Fener kamufle olmuş orada. Benim ilgimi çeken şey şu oldu. Yemekleri falan açıkta bayağı tezgahlarda satabiliyorlar ama her yer öyle bir çöp ki, öyle bir toz ki. O ekmekler nasıl yeniyor, nasıl yapılıyor? Vallahi yani çok acayip bir hayat var ya burada. Baksana binalara, pencerelere falan. Selamun aleyküm. How are you? Oğlum öyle bir selam verdi ki aklımı aldı ya. Aynen, aklım gitti ha. Sonra niye gülüyorsun? Ne güzel aynen, ha. Aynen. Gül öyle abi. Öyle bir hello mu var ya? Selam. Solda bak, burası bir kahve var mesela. İyice mahallenin derinliğine indi. Artık yerel dayılarımız da burada. Selamun aleyküm. Türkiye. We are from Türkiye. Türkiye. What is that? Bugün lotodan kazandı para. Enerjik abi. Later we come. Later. Later. Okay. Abi arabaya bak. Soldan geçer. Selamun aleyküm.
Sen sokağa bak, sokağa. Şu arkadaki bak. He? Muhammed gitmiyor mu yüzüyor? Adam gerildi ya. Halde evet, gerildi evet. Sevar, selam. Manav ve karşısındaki görüntüyü göster. Burası Manav abi, arkam. Dur. Bu arada rivayete göre Kıptiler ve Hindistan'ın kuzeyinden Romanlarla bağdaştırılan... From Türkiye, Türkiye. Selamünaleyküm. 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 Selam. Evet, yani selamünaleyküm veya selamünaleyküm demesek veya Türkiye'den olmasak gerçekten işimiz zor gibi burada. Çocuğuna, he, çocuğuna sesleniyormuş lan. Bize sesleniyor sanırım. Evet. İnsanlar bu şekilde burada çalışıyor işte. Bu çok acayip görüntüler ya. Ben bu kadarını gerçekten tahmin etmiyorum çünkü yani izlediğimizde biz de videolara bakmaya çalıştık. Evet. Bazı belgeseller çekilmiş burada daha önce. Ya Türkçe hiç içerik yok da ama gördüğüm kadarıyla bu kadara girilmemiş yani. Ben izlemedim. Bunu tahmin etmiyordum. Buraya girince evet. Ekstra şok oldum ya. Selamun aleyküm. Çok acayip evet. Ya. Bakın bütün bir tek bir işle uğraşıyor. O da çöp. Şöyle bir sıkıntı var galiba. 2003 yılında devlet bir karar alıyor ve buraya özel şirketler girmeye başlıyor. Özel şirketler de burada çalışmaya başlıyor. Ve bu insanlar tabii bağımsız şekilde evlerine ekmek götürmek için buradalar. Yani çok hoşlarına gittiği için bu iş değil. O yüzden selam aleyküm. Okey. Çok iyi bakmadı. Hiç uzatmaya gerek yok. Evet. Bize fazla iyi bakmadılar mı bizde? What did you say? Stop. Evet, bütün gözler bize çevrilmeye başladı. Çünkü ben hiç sanmıyorum ki buraya daha önce bir turist gelmiş olsun. Abi ne turisti ya buraya? Bizim... Mısırlı yaşayan herhangi biri de burada evet. Yaşamıyorsa gelmiyordur burada, çalışmıyorsa. Evet. Çok acayip bir yer. Bak o kadar Bangladeş'te video yaptın sen. Ben sana şöyle söyleyeceğim. Şimdi Bangladeş bugüne kadar gördüğüm gerçekten artık dibin dibiydi. Ama burası ülke olarak değil. Burası, bu mahalle gerçekten hayatımda daha önce benzerini bile görmediğim bir yer oldu. Ya mesela baksana, terzi var orada. Evet, ya hayat yani akıyor. Hayat akmaya devam ediyor. Normal bir mahalleymiş gibi. Tabii. İnsanlar geziyor, gidiyor, geliyor. Aha. Hayat kendi akışında devam ediyor. Şimdi köşedeyiz. Bir soralım bakalım. Arkadaş da istiyor. Would you like to drink tea? No. Çay? No? Okay, you wanna leave. Okay. Şimdi... Burada insanlar ailesini sadece günlük 5 dolar kazanarak bu geri dönüşüm işiyle geçindiriyor dediğim gibi. Selamun aleyküm. We are from Turkey. You are from Turkey. Turkey. Muslim. What's your name? Matt. Ali. Yes. It's okay, no? Okay. We are from Turkey. So I'm in a bit. Okay, yes. Okay. No problem. Ona doğru tutma artık. Ona doğru tutma. Okay. Facebook? Yes. Adam epey sıkıntı çıkardı. No. Şimdi YouTube hesabını falan gösteriyor. İkna etmemiz lazım biraz. Oğlum kendimi bulamıyorum lan.
Ali, evet, Ali, 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 Ali. Benimkini ver aynen, beni takip etsin. Alican, Alican, yes. Ali, Ali. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. See you, bye bye. Bye. See you. Benle arkadaş mı oldun? Oğlum çok gerildik lan. Bu sohbet gerdi işte çünkü siz hayırdır oldu biraz. Bayağı biz hayırdırı da çözemiyoruz çünkü Arapçamız yok bizim. Abi her seferinde böyle bir şey olunca Muhammed'e bakıyorum. Öyle aynen. Onun o da geldi. Yüzü... Çok da ismini söyleme abi artık. Adam çok gerildi ya. Aşkın, aşkın merkezi. Center of Love. Of. Harbiden of be. Okey, okey, okey. Kapat diyor videoyu. Kapat mı? Şimdi göstereceğim yerde bakın. Adamlar ilginç bir şekilde kuşlara sesleniyorlar. Amaç ne bilmiyorum. Ama bayağı organize bir şekilde yapıyorlar bunu tepelerden. Yani şu görüntü gerçekten bir bilim kurgu şehri gibi. Yani bilim kurgu filmi gibi. Manyak bir yer ya. Bugün ne gördük ya? Şu anda çöp şehir Zebelin'den çıkış yaptık. Aslında mahallenin dörtte biri kadarını belki gezebildik. Daha fazlasını gezmek istiyorduk çünkü asıl kısımlarına giremedik bile. Oralara da giriş vizemizi çıkarmaya çalışacağız ikinci bölümde eğer isterseniz. Gerçekten çok daha fazlasını görmek ister misiniz, istemez misiniz onu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve ikinci bölümünde asıl eklemek istediğim yerde şu anda arkamda gördüğünüz Kıpti Hristiyanlarının manastırı. Burası da çok özel bir yer ve Kahire'de Mısır gibi Müslümanlığı en derinden yaşayan ülkelerden birinde böylesine derin bir Hristiyanlığın yaşandığını görmek de ilginç oldu. Ama bu Hristiyanlık tamamen buradaki mahalleye özgü. Lafı fazla uzatmayacağım. Bu manastırın asıl özelliği yeraltı mağaralarında gizli. Yani asıl ilginç olan kısmı bu. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz her zamanki gibi sizden beğeni butonuna basmanızı istiyorum. Eğer henüz abone olmamış olan izleyicilerdenseniz lütfen abone olduğunuz yanındaki zil işaretini de açarsanız videolardan anlık olarak haberdar olacaksınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şimdi buradan çıkarken hava kararmaya başladı ve mahalledeki ışıksızlığa bakar mısınız? Sadece dükkanların tabelalarından gelen ışıklarla sokak aydınlanıyor. Şimdi resmi olarak bu çöp mahalleden çıkıyoruz. Yani Zebelin'den çıkışımızı yapıyoruz şu kapıdan.